Merhaba arkadaşlar. Eski Mezopotamya ve Mısır tarihi adlı dersimizin 8. ve son ünitesiyle beraberiz. Bu ünitemizin konusu Eski Mısır uygarlığı. Bu üniteyi tamamladıktan sonra Eski Mısır'ın yazısı, edebiyatı ve bilimini açıklayabilecek, Eski Mısır'ın devlet örgütünün işleyişini ve toplum yapısını tartışabilecek, Eski Mısır dini ve ölü gömme geleneklerini değerlendirebilecek ve son olarak günümüze ulaşan eski Mısır kalıntılarının genel özelliklerini tanımlayabileceksiniz. Eski Mısır'da milattan önce 3000 civarında yazı geliştirilmiştir. Bu yazı hiyeroglif yazıydı. Yani resim yazısıydı. Hiyeroglif yazının kısaltılmasıyla oluşturulan hiyeratik yazı ve hiyeratik yazının kısaltılmasıyla oluşan demotik yazı, Eski Mısır'da kullanılan yazı türlerini oluşturmaktadır. Milattan sonra 3. yüzyıldan sonra da demotik yazının yerine Kopt yazısı kullanılmıştır. Eski Mısır'da bilime baktığımızda Eski Mısır'da geometrinin gelişkin olduğunu görmekteyiz. Nil Nehri'nin periyodik taşkınlarından sonra Nil Nehri kenarındaki tarlaların sınırlarını belirleyebilmek için geometriden yararlanılmıştır. Eski Mısırlıların tıp konusunda da bilgileri olduğunu bilmekteyiz. Verem, diş eti iltihabı ve parazit hastalıkları gibi hastalıklar en yaygın görülen hastalıklardı. Eski Mısır'da hekimlerin kırıkları ve açık yaraları iyileştirdiklerini bilmekteyiz. Eski Mısırlıların M.Ö. 3000 dolaylarında geliştirdikleri Mısır takvimi dünya kültür tarihi bakımından önemlidir. Eski Mısırlılar Nil Nehri'nin periyodik taşkınlarına dayanan 365 günlük bir Mısır takvimi yapmışlardır. Günümüzde kullandığımız miladi takvimin temeli de Eski Mısır takvimidir. Eski Mısır'da devlet yönetimine baktığımızda Eski Mısır'ın da diğer Ön Asya krallıkları gibi mutlak bir krallık olduğunu görüyoruz. Devletin başında kral Firavun bulunmaktaydı. Krallık babadan oğula ya da kardeşten kardeşe geçerdi genellikle. Kraldan sonra devlet yönetiminde en önemli kişi vezirdi. Vezir bütün ülkeyi yönetir ve krala hesap verirdi. 18. sülale krallarından 2. Amenofis döneminden itibaren ülkenin yönetimi kuzeyde ve güneyde olmak üzere iki vezirin sorumluluğuna verilmiştir. Ülke eyaletlere bölünerek yönetiliyordu ve eyaletlerin başına da kral tarafından atanan memurlar gönderiliyordu. Bunlar eyalet valileri olarak eyaletleri yönetiyorlardı. Rahipler din gücünü ellerinde bulundururlardı. Memurlar ve rahiplerin altında ise çok geniş bir çiftçi tabakası bulunmaktaydı. Çiftçilerden başka zanaatkarlar ve köleler de diğer toplum sınıflarını oluşturuyordu. Eski Mısır dinine baktığımızda Eski Mısır'da çok tanrılı bir din anlayışının olduğunu görmekteyiz. Krallar tanrılara karşı dinsel görevlerin yapılmasını sağlarlardı. Tanrılara çeşitli sunular yaparlar ve onların niteliklerini överlerdi. Tanrılar da buna karşılık krallara ve ülkede yaşayan insanlara iyilik bahşederlerdi. Tanrılar arasında bazı örnekler vermek gerekirse Şahin başlı gökyüzü tanrısı Horus, timsah başlı suların tanrısı Sobek, aslan ya da kedi başlı savaş tanrıçası Bastet, çakal başlı mumyalamayla ilgili nekropolis tanrısı Anubis gibi örnekleri verebiliriz.
Eski Mısır'da insanlar ölümden sonraki yaşama inanırlardı. Ölümden sonraki yaşama karar verilen bir mahkeme yapılırdı. Ölüler bu ölüler mahkemesine katılmak zorundaydılar. Mahkemeye Osiris başkanlık ediyordu. Dünyada yaptığı iyilikler fazlaysa öbür dünyada yaşamaya hak kazanıyordu ölüler. Ve ölüler gömülmeden önce de mumyalanırlardı. Eski Mısır'da mimariye baktığımızda mimarinin en gelişmiş örneklerinin mezarlar ve tapınaklar olduğunu görüyoruz. Mezarlar içerisinde işte mastabalar var. Piramitler anıtsal mezarların en güzel örneği ve yeni krallık zamanında çokça kullanılan kaya mezarları güzel örnekleri oluşturuyor. Tapınaklar konusunda da yine Orta Krallık ve Yeni Krallık döneminde güzel, görkemli tapınaklar inşa edilmiş. Bunlar arasında Luxor Tapınağı, Karnak Tapınağı ve Abu Simbel'deki Kaya Tapınağı'nı örnek olarak verebiliriz. Bu anıtsal örnekler dışında saray mimarisi ve sivil mimari ile ilgili günümüze kadar korunabilmiş bir örnek yoktur. Sonuç olarak Nil Vadisi'nde gelişen Mısır uygarlığı coğrafi şartlarından dolayı homojen bir uygarlık olarak dünya kültür tarihindeki yerini almıştır. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.